Evet, değerli hocalarım, hepinize merhabalar. E, kalite Koordinatörlüğü olarak e, 2022 yılına ait e, hem birimlerimizin birim işlenme raporu hem de üniversitemizin kurum işlenme raporu hazırlama sürecine katkı sunması açısından e, geçtiğimiz haftalarda İOKAK tarafından ortaya koyulan standartlara ilişkin dört farklı eğitim gerçekleştirmiştik. E, bu eğitimlerde e, ilgili ölçütler çerçevesinde nasıl bir değerlendirme yapabileceğimizi ve neleri kanıt olarak koyabileceğimiz üzerine paylaşımlar gerçekleştirmiştik. Bugünkü bu videoyu da birim işlenme raporu hazırlarken nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Bu sene ilk olarak hazırladığımız bir standart bir şablon var. Bu şablon onu nasıl kullanabiliriz? Bu şablon içerisinde bazı önemli bilgiler var. E, bu gibi bazı sorulara e, cevap vermek açısından e, bu eğitim videosunu e, sizinle paylaşmış olacağız. Şimdi ilk olarak ben e, kurum işlenme raporu ve birim işlenme raporu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında e, yukarıın ölçütleri çerçevesinde olgunluk düzeyimizi Birimlerimiz belirler kendilerine dikkat etmeli, nasıl bir değerlendirme yapmalı? Bununla ilgili hakın üzerinde önemli durduğu bazı konuları paylaşmak istiyorum. Ee, daha sonrasında ise e, koordinatörlük olarak hazırladığımız e, ve basın yayın Haklı ilişkiler Koordinatörlüğü tarafından da e, tasarımı gerçekleştirilen e, standart şablonu e, kısa bir şekilde size tanıtmış olacağız. Evet isterseniz şimdi sunumla başlayalım. Şimdi aslında buradaki kısımların birçoğunu gerçekleştirdiğimiz o dört farklı eğitimde katılımcılar ile paylaşmıştık. Ama yine de burada bir kalıcı hafıza oluşturmak adına burada da kısaca bunlardan değinmiş olacağım. Şimdi öncelikle kurum işlemler raporu hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere üniversitelerdeki kalite çalışmaları son yıllarda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından ortaya koyulan standartlar çerçevesinde ilerliyor. Ve YÖKAK'ın yönetmeliğine göre de üniversiteler her yıl düzenli olarak kurum işlenme raporlarını YÖKAK'ın ortaya koyduğu ölçütler çerçevesinde hazırlamasını ve genelde Mart ayı sonuna kadar ya da Nisan ayı başında Yukak'a e, gönderilmesini, daha doğrusu Yukak'ın sistemine aktarılması gerektiğini ifade ediyor. Yine aynı zamanda e, bu tarih itibariyle de üniversitelerin bu raporu e, iç ve dış paydaşlarıyla e, paylaşması gerektiği bu mevzuatta vurgulanıyor. Yani e, üniversitemizin bu rapor hazırlaması bir mevzuatsal gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. E, aslında bu rapor e, hem üniversitemizin iç değerlendirme süreçlerini izlemek hem de e, YUKAK tarafından gerçekleştirilen kurumsal dış deneme programı, kurumsal akreditasyon programı ve e, izleme programları süreçlerinde e, esas alınması için e, hazırlanıyor. E, ve temel anlamda e, bu kidder'ların amacı e, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerine tanıması e, ve iyileştirme süreçlerini e, planlaması açısından bir katkı sunmak amaçlanıyor. E, üniversitemizin de hem 2019 hem 2020 hem de 2021 yıllarına ait raporları hazırlanmış ve kalite koordinatörlüğü web sayfasında şu an bulunuyor. Bu yılda biz 2022 yılına ait bir kurum tane raporu hazırlama sürecindeyiz. Tabii ki bununla birlikte bu yıl bunu da bir isimlendirdiğimiz birim işlem raporu karşımıza çıkıyor. Ee, aslında geçtiğimiz yıllarda bilimlerin e, işlenme raporları daha çok Kider olarak adlandırılıyordu. Bilimler kendi web sayfalarında işlenme raporlarını Kider başlığı altında e, yayınlıyorlardı. Ancak e, farklı üniversite uygulamaları ve YÜK hakın e, uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda e, aslında kurum işlenme raporu sadece bir tane olması gerekiyor. Yani üniversiteye ait bir Kider'in olması gerekiyor. Üniversitenin kendi akademik ve idari birimlerinin işlenme raporları ise farklı isimlerle adlandırılıyor. Bu kilirden ziyade bir bilim işlenme raporu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda biz bu yıl birimlerin hazırlayacağı işlenme raporlarının ismini bilim işlenme raporu olarak tanımlamanın daha sağlıklı olabileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da aslında bilim işlenme raporlarıyla birlikte aslında üniversitenin akademik ya da idari biriminin kendi güçlü ya da gelişmeye açık yönlerini tanıması ve bir sonraki dönem ya da bir sonraki yıllar içerisinde gerçekleştireceği iyileştirme çalışmalarını planlaması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu raporların hazırlanması aslında üniversitemizin Kiderin'in hazırlanmasına da büyük katkı sunacak. Çünkü bizim bütün akademik ve idari bilimlerimizin hazırladığı işlenme raporları e, analiz edilip, e, değerlendirilip, e, üniversitemizin e, kurum işlenme raporunun hazırlanmasına da katkı sunacaktır. E, bu anlamda bu raporlar gerçekten çok büyük bir önem taşıyor üniversitemizin kileri için. Hem da hem de e, bilir diye ifade edebileceğimiz bilim işleme raporlarında YUKAK'ın e, ortaya koyduğu standartlar çerçevesinde biz bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz. YUKAK e, bu standartlarda bu yıl ufak bir güncelleme gerçekleştirdi. Biz e, sizlere göndereceğimiz yazıda e, bu standartın yeni versiyonunu da paylaşmış olacağız. E, bu yıl çok büyük değişiklikler yok. E, bazı alt ölçüler içerisindeki açıklamalar kısmında değişiklikler var. E, belki de en önemli değişiklik e, bir önceki sürümde e, yönetim, liderlik ve kalite olan başlık e, bu sürümde liderlik, yönetişim ve kalite olarak değişti. E, bunun yanı sıra eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı olmak üzere dört temel başlığımız var. E, bu dört Temel Başlık içerisinde 14 ölçütümüz ve 46 tane de alt ölçütümüz bulunuyor. Ee, biz bu alt ölçütler çerçevesinde bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz ee, ve bu değerlendirmeyi gerçekleştirirken de e, YÖKAK'ın geliştirmiş olduğu bir e, YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarı var. E, rubrik e, mantığı çerçevesinde hazırlanmış bu anahtarlardan yola çıkarak aslında. Biz ilgili alt ölçütler çerçevesinde bir olgunluk düzeyimizi ortaya koymuş oluyoruz. E, aslında bu yokak dereceli değerlendirme anahtarı evet bir rubrik mantığında hazırlanmış ama hazırlanırken aynı zamanda kalite süreçleri açısından önemli bir yere sahip olan puku döngüsünün de e, temel e, dayanak alarak oluşturduğunu söyleyebiliriz. E, bu derecelendirme anahtarında e, ilgili alt ölçütler çerçevesinde birimler ya da kurumlar 1 ile 5 arasında bir derecelendirme, bir olgunluk düzeyi ortaya koyuyor. Şekilde görüldüğü gibi aslında birçoğunuzun daha öncesinde karşılaştığını düşündüğümüz bir anahtar, bir ölçme aracı. Burada kısaca özetlemek gerekirse, birimlerimiz şunu yapması gerekiyor aslında, sizlerle paylaştığımız yukak alt ölçütlerini göz önünde bulundurarak, her alt ölçüt için eğer, bir çalışma bulunmuyorsa yani e, örneğin şöyle bir örnek vereyim. E, iç kalite güvencesi sistemi diye bir alt ölçütümüz var. Örneğin liderlik yönetişim ve kalite başlığı altında e, ismi biraz daha farklı olabilir ama iç kalite süreçleriyle ilgili bir alt ölçüt bu alt ölçütümüz. Eğer birimimiz e, bu anlamda bu alt ölçüt çerçevesinde herhangi bir çalışma e, içerisine henüz girmediyse... Yani bir planlaması yoksa, bir uygulaması yoksa, birimizin o alt o alt ölçütteki olgun düzeyi e, bir olacaktır. E, ama birimizin iç kalite güvenliği süreçleri ile ilgili bir planlaması vardır. Belki bir komisyon kurulmuştur bu anlamda birimin kendi içerisinde e, kalite çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek için bir komisyon oluşturulmuştur. E, ya da bir yazılı döküman ortaya koyulmuştur. Ancak henüz uygulamalar gerçekleştirilmemiştir. Yani bir toplantı yapılmamıştır ya da komisyonun bir uygulaması, bir hareketi henüz gerçekleştirilmemiştir. Bu gibi durumlarda ise bizim ilgili alt ölçüdeki olgunluk düzeyimiz 2 olacaktır. Ama biz bir planlama yapmışız. Yani bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon belirli belirlenmekle toplanmaya da başlamış. iç kalite güvenli sistemlerini çalıştırmaya da başlamış. Bir uygulama var ama bu uygulamalardan henüz sonuçlar elde edilmemiş ya da sonuçların izlenmesi yapılmamış ya da kısmen yapıldıysa bu gibi durumda da bizim bu alt ölçüdeki olgunluk düzeyimiz 3 olacaktır. 4 olgun düzeyinde ise evet biz bu komisyonu ya da bu sistemi kurmuşuz, planlamışız, uygulamaya dökmüşüz, çalıştırmışız ve artık sonuçlarını da izler hale gelmişiz e, sonuçlarını izledikten sonra iyileşmeye açık yönlere ilişkin bazı iyileştirme çalışmaları da planlayıp yürütmüşüz. Yani aslında bu kö döngüsünü en az bir defa kapattıysak o zaman bizim o alt ölçüdeki olgunluk düzeyimiz 4 olmuş olacaktır. 5 ise örnek gösterilebilir olarak ifade edilen bir olgunluk düzeyi. E, bu beş olgunluk düzeyi aslında e, biraz e, sınırlarını çizmenin e, zor olduğu bir olgunluk düzeyi. E, yok da bunun özellikle altını çiziyor. Örnek gösterilebilirdeki temel e, nokta şu, e, birimin ya da kurumun e, ilgili alt ölçütteki, yani iç kalite güvence sistemleriyle ilgili ölçütteki e, çalışmaların artık e, farklı birimlere, farklı kurumlara e, örnek gösterilebilir hale geldiğinin, e, yani gelmiş e, hale e, geldiğini söyleyebiliriz. E, ya da artık o sistemin, o, o uygulamaların e, birim tarafından ya yani da kurum tarafından içselleştirildiği, e, sistematik bir hale geldiği, sürdürülebilir bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise ilgili alt ölçütte, o zaman... ...bizim e, olgun düzeyimizde 5 olmuş olacaktır. Şimdi e, raporlama yaparken Yukak kendi kılavuzunda raporlamanın şöyle olmasını istiyor. Öncelikle bizim dört tane başlığımız var. Liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı. E, örneğin bu örnekte eğitim, öğretim başlığının olması e, gerektiği vurgulanmış... Ee, başlıkların içerisinde ölçütler ve alt ölçütler el alınması gerekiyor. Ee, ölçütte raporların daha çok ölçütler ya da daha çok demeyeyim, raporların tamamen ölçütler çerçevesinde yazılması gerektiğini ifade ediyor. Bunu biraz sonra şablonda paylaştığında e, daha iyi bir şekilde açıklamış olacağım aslında. Ee, yani bizim eğitim öğretim başlığı içerisinde B1 diye program tasarımı değerlendirmesi ve güncellenmesi diye bir ölçütümüz var. Bu ölçütün içerisinde ise 6 farklı alt ölçütümüz var. E, hak bizden şunu istiyor. Raporlamayı yaparken yani e, o konuyla ilgili yapılmış çalışmalar, 2022 yıl içerisinde yapılmış çalışmaları ortaya koyduğumuz raporlama kısmını sadece ölçütler bazında yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Alt ölçütlerde ayrıca bir e, açıklama yapmaktan ziyade sadece e, ilgili alt ölçütteki olgun düzeyimizi belirtmemizi ve bu olgunluk düzeyiyle ilişkili olan kanıtları koymamızı istiyor. Yani biz raporlamamızı e, ölçütler e, bazında gerçekleştireceğiz. Alt ölçütler çerçevesinde sadece e, olgunluk düzeyimizi belirtip e, kanıtlarımızı koymuş olacağız. Birazdan dediğim gibi şablonu e, sizlerle paylaştığım zaman orada bu kısım daha da e, net bir şekilde ortaya koyulmuş olacaktır. Şimdi yok hakın aslında... Şu paylaştığım dereceli değerlendirme anahtarında üstünde önemli durduğu bir kısım var. 4 ve 5 olgun düzeyi. Çünkü YOKAK yıllar içerisinde üniversitelerin kurum işlemi raporlarını inceliyor, değerlendiriyor ve bununla ilgili bir rapor hazırlıyor. Ve bu raporlarda hep şu ortaya çıkmış. Aslında Türkiye'deki üniversiteler bu dereceli değerlendirme anahtarında 3'e ee, kadar harikalar yani bütün 6 ölçütlerde aslında 3'e kadar 3 olgunluk düzeyine kadar birçok çalışma var ama 4 ve 5 kısmında bazı problemler olduğunu e, gözlemliyorlar e, ya da üniversitelerin kendilerini burada doğru ifade edemediklerini ya da e, doğru bir şekilde e, olgunluk düzeylerini ortaya koyamadıklarını ifade ediyor. O yüzden kılavuzunda da bu kısmı 4 e, ve 5 olgunluk düzeyi kısımlarını üzerinde duruyor. Yukak şunu ifade ediyor. Yani bir alt ölçüt değer kurum diyor ya da bilim kendisine dört olgunluk seviyesine e, karar verebilmesi için diyor öncelikle e, bu uygulamanın diyor e, kurumun geneline yayılmış olması gerekiyor diyor. Bunu birim iç denli raporunu düşündüğümüzde birimin geneline yayılmış olması gerekiyor diyor. Örneğin sağlık bilimleri fakültemizde bir uygulama var. Ama bu uygulama yalnızca hemşerilik bölümünde uygulanıyor. Ee, i̇şte beslenme, diyetetikte, fizyoterapi, rehabilitasyonlarda da sağlık yönetim bölümlerinde böyle bir uygulama söz konusu değil. Aslında baktığımız zaman o uygulama birimin genelinde yayılmamış. Dolayısıyla burada bizim dört olgunluk düzeyini verebilmemiz için bir tane şartı sağlamamış olacağız. Burada ilk önemli kısım o yüzden birimin ya da kurumun e, genelinde yayılmış olması gerekiyor bu uygulamaların. İkinci olarak bu uygulamalardan bir sonuç elde edilmiş olması gerekiyor diyor. Yani artık uygulamaların e, tamamlanmış e, ya da süreç içerisinde uygulama ile ilişkin e, sonuçların ortaya koyulmuş olmasını istiyor. Çünkü e, biz sonuçlarla bazı izleme ve iyileştirme çalışmalarını planlamamız gerekiyor diyebiliriz. Ve tabii ki 4 olgunluk düzeni belirlememiz için bu sonuçların izleniyor olması ve bu izleme sonuçlarının da ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilerek uygulamaların iyileştiriliyor olması gerektiğini vurguluyor yokak. Yani eğer biz bu ilk 4 kısımdaki faaliyetleri ya da şartları sağlarsak o zaman 4 olgunluk seviyesine karar verebiliriz. Tabii ki şunun da altını özellikle çizmek gerekiyor ki bizim bu yaptığımız bütün uygulamaları e, kanıtlarla da desteklememiz gerekiyor. Eğer biz bir izleme çalışması yapmışız ya da izlemeyle birlikte iyileştirme çalışmaları da yapmışız. Ancak bunları kanıtlayamıyorsak biz bunları yapsak dahi burada 4 olgunluk seviyesine e, karar vermek biraz güç oluyor. O yüzden... Aslında şu anahtarı temel alarak bizim her kısımda açıklamalarda göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmaları kanıt olarak desteklememiz gerekiyor. Eğer biz bir iyileştirme ya da izleme ve iyileştirme çalışmaları yapmadan 4 veriyorsak orada yanlış bir değerlendirme yaptığımızın göstergesi olabilir. O yüzden bizim kanıtlarımızın mutlaka ilgili olgun düzey ilişkili olması, uyumlu olması gerekiyor. 5'te ise şöyle bir durum var. evet dörtteklerin hepsini karşılayacaksınız diyor Yokak. Dörttekileri karşıladıktan sonra eğer uygulamanız bir sistematik, e, sistematik hale geldiyse ve sürdürülebilir uygulamalar haline geldiyse yani aslında bu köy çevrimi birkaç kez kapatıldıysa o altı ölçüt için e, ve bu uygulamalar kurumun geneline katkı sağlıyorsa ya da birimin geneline katkı sağlıyorsa ve birimde ya da kurumda içselleştirildiyse ee, ve aslında bu uygulamanın e, artık farklı kurum kuruluş ya da birimler tarafından e, örnek gösterilir bir hale gel geliyorsa, o zaman e, beş olgunluk seviyesine karar verebileceğimizi söylüyor. Tabii ki yine bunları kanıtlarla destekleyecek şekilde. Burada örnek olabilme durumu biraz e, soru işareti bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kim tarafından örnek gösterilebileceğimizi yok hak bağımsız bir kurum ya da kuruluş tarafından diyor. Yani bizim e, kendi uygulamamıza e, çok iyi dememiz yetmiyor. E, bunun bağımsız bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmesi, akredite edilmesi ya da bir ödül e, ödülle e, desteklenmesi e, örnek olabilme kriterini karşılamamıza imkan sağlıyor. Ki zaten YÖK en son yayınladığı e, raporda da. 12 farklı üniversitenin kurumsal akreditasyon sürecine başlayan 12 farklı üniversitenin e, kidir raporları inceleniyor ve bu raporlarda en sık e, ve en yaygın karşılaşılan problemler ortaya koyuluyor. E, ve genelde baktığımız zaman e, 4 ve 5 olgunluk düzeyinin e, doğru bir şekilde değerlendirilmediğini de YOKAK bu raporda da vurguluyor. E, o yüzden bizim değerlendirmelerimizi yaparken mutlaka 4 ve 5 kısmındaki bu açıklamalara dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. E, ve mesela şöyle bir durum ortaya çıkıyor bu raporda. E, örneğin 12 üniversite kalite güvence sistemi başlığı içerisinde. Bu arada buradaki başlıklar e, şimdiki başlıklar, başlıklardan farklı. Çünkü e, bu e, daha önceki yıllara ait bir sürüm. E, Yok akın değerlendirme kriterlerindeki eski bir e, sürüm bu. O yüzden başlıklar biraz farklı. Ee, ama temel mantıkta şunu ortaya koymak istedik burada. yani ee, 12 farklı üniversite kendilerini kalite güvenli sistemi başlığı içerisinde 165 puanla değerlendirmiş. Ancak e, yok hak bir e, geri bildirim puanı yaptığı zaman bu ortalama 128 puanla kalmış. Ya da işte eğitim öğretim başında 316 iken bu 250'ye düşmüş. Yani baktığımız zaman e, %18'de %23'lük e, aralığında değişen e, bir düşüş yaşanmış e, kidir puanlarında. Toplamda ise %21'lik bir düşüş var. E, dolayısıyla bu da şu durumu ortaya çıkartıyor aslında. E, kalite çalışmaları aslında Yüksek Öğretim Kurumu'nun e, aslında kendini nasıl gördüğü değil de paydaşları tarafından nasıl al algılandığıyla ilişkili olduğu durumunu da ortaya çıkarmış oluyor o yüzden mutlaka o değerlendirmeleri yaparken, bu bilim işlem rapor hazırlarken yokak yok hak dereceli değerlendirme anahtarını doğru bir şekilde değerlendirme kullanmak gerekiyor. ve tabii değerlendirme yaptıktan sonra, olgunluk düzeyimizi belirledikten sonra da o olgunluk düzeyiyle de ilişkili kanıtları da, doğru kanıtları da ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bu yıl bilim işlemleri raporu hazırlama süreci nasıl ilerleyecek? Ee, şimdi sizlere, üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerine e, EBS üzerinden e, bunun yazısı gönderildi. E, ve Şubat ayı sonuna kadar bu raporların e, kalite koordinatörlüğüne iletilmesi istendi. Çünkü Mart ayı sonunda kurumumuzun bir işlem raporunun hazırlanması ve YUKAK'a gönderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir, bir aylık süreçte de bizim üniversitemizin raporunu hazırlamayla geçireceğimiz bir zaman aralığı olacak. Aslında bilimlerimiz işlem raporunu hazırlarken Yukak'ın değerlendirme ölçütleri 3.1 sürümünü kullanarak bu değerlendirmeyi yapmasını istiyoruz. Bu mevcut sürümü EBS üzerinden gönderilen yazıda sizinle paylaştık. Tabii ki bu raporun hazırlanma sürecinde de yine Standart bir şablonun, standart bir formatın kullanılması önemli. Bu yüzden bu yıl bir şablon hazırladık. İşten raporuyla ilgili bir şablon hazırladık. Ve bu şablon üzerinde raporlamanın yapılması büyük önem taşıyor. Ve tabii biraz önce belirttiğim gibi olgunluk düzeyini belirledikten sonra olgunluk düzeyinin ilişkili olduğu kanıtlarla desteklenmesi de büyük önem taşıyor raporlamada. Şimdi bu kısımda bu temel bilgileri vermiştim. Bir sonraki kısımda ise sizlere gönderdiğimiz bilim işlemli rapor hazırlama şablonunu biraz daha detaylı olarak incelemiş olacağız.